AKP 2002 yılında ülkeyi devraldı ve terörü kullanmaya başladı. Sorun burada yatıyor. Kürt sorununu çözeceğim diye 14 yıldır iktidarda tek başına kaldı ve terör sorununu çözmek yerine tam tersi terörü kullandı ve insanları aldattı. Türk'ü de aldattı, Kürt'ü de aldattı, Arap'ı da aldattı. Çünkü ölenlerin içerisinde Türk de var, Kürt de var, Arap da var. Bu bir. İki, 7 Haziran 2015 seçimlerinde vatandaşlarımız, milletimiz, milli irade buna dedi ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar yaptıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Lütfen artık benim ülkemi tek başınıza idare etmeyin. Gidin ya koalisyon kurun ya da bırakın onlar koalisyon kursunlar. Mesajını net bir şekilde sandıkta gösterdi. Net bir şekilde. Bu sonucu beğenmeyen AKP'de neler oldu da tekrar düğmeye basıldı ve oluk oluk kan akmaya başladı. Ve milli irade de İşte burada geride kalmış milli oldu. iradeyi O sözünüzü zoraki ön plana. iradeye çevirerek insanların çocuklarını öldüğünü Evet. göstererek, kanlarının aktığını göstererek, etlerinin parçalarının duvarlardan, yerlerden kazındığını göstererek, bakın işte bana oy vermediniz, bu duruma geldi ülke diyerek bu insanları kendine oy vermeye zorladı. Hani terör bitecekti? Hani istikrardı? Halkımız bunların cevaplarını bulmak zorunda. Allah aşkına bunları düşünün. Bakın sizi kandırdılar. Terör bitecek diye oyunuzu aldılar. Tam tersi her gün birçok şehidimiz geliyor. Her gün, her gün, her gün Türkiye kan ağlıyor. Her gün anneler ağlıyor ve bunun da biteceği yok. Bakın bu şekilde sadece topla tüfekle mücadele ederseniz terör ile insanlar birbirine daha da düşman olurlar. Düşman olurlar. Bizim yapacağımız şey gerçekten kardeşliği sağlamak için adım atmaktır. Bu terörün bir uzantısı da siyasidir. Terörü sadece PKK'nın silahı alıp bilinçsiz bir şekilde insanları öldürdüğünü ya da IŞİD gibi bir amaçsız ya da taşeron örgüt gibi olduğunu düşünmek yanlıştır. PKK terör örgütünün siyasi uzantıları da vardır. PKK terör örgütünün uluslararası uzantıları, bağlantıları vardır. Bizim görevimiz, halkın bize verdiği görev ise terörle ve teröristle elbette mücadele etmek, bir yandan da bunun uzantılarının da nereye vardığına bakıp kim terörden siyaseten güç kazanıyor, kim teröre silah sağlıyor, kim terörden para kazanıyor, bütün bunları masaya yatırmak, teşhis koymak, ondan sonra çözüm üretmektir. Terörün dini yoktur. Terörün milliyeti yoktur. Mezhebi yoktur. Ülkesi yoktur. Sınırı yoktur. İşte bakın İstanbul'da İsrailleri buldu. Ankara'da, Kızılay'da zavallı insanları buldu. Daha önce yine Ankara'da askeri personeli buldu. Yarın beni bulabilir, öbür gün sizi bulabilir, öbür gün sizi bulabilir. O Zaten yüzden o terörü, endişe halen devam o ediyor yüzden her evet, o gün. yüzden terörü biz siyasi malzeme olarak kullananları lanetliyoruz. Bakın biz bir muhalefet partisinin en büyük isteği iktidar partisini demokratik yollarla devirmek ve başa geçmektir. Bu nedenle de meydana gelen bu terör olayları bir muhalefet partisi için gerçekten önemli bir malzemedir. Ama biz bu malzemeyi kullanmak yerine diyoruz ki gelin terör Çözelim. hepimizin ortak sorunudur. Çözelim, meşru zemin olarak da ne Kandil'i görelim, ne İmralı'yı görelim, ne Amerika'yı görelim, ne de başka bir yeri görelim. Şimdi Meşru zemin milletin bugün meclisidir diyelim. evet.